Arkadaşlar merhaba, bugün 29 Temmuz Perşembe, ABD Saratoga Hipodromu'nda Altılı Gayan yorumlarıyla karşınızdayım. Bugün biraz geç kaldım, özel bir işim dolayısıyla özet geçeceğim biraz. İlk koşu 20.41'de Gidili Plase'nin ilk ayağı 7 numaralı Straw into Gold, Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Son startında bir listed koşuda üçüncülüğü var. Birinci olduğu koşuda üst grup bir şartlı koşu. 11 numaralı kontrol grup var. Javier Castarano ile son startında bir şartlı koşuyu kazanmıştı yanılmıyorsam. Ancak koşu kumalanırsa start alacak olan bir isim. Koşu kumalanmazsa Straw Indigold Gold Gidli Plase'nin ilk ayağı için yeterli olacak. 1600 metre çim pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus opsiyonlu satış koşusunda. Direkt altılı ganyan şablonuna geçeceğim. Ondan önce yurt dışı bahisçilerin bugünkü yarışlarla ilgili seçimlerini vereyim. Race 2, Yedili Plase'nin ilk ayağı oluyor. Race 3, Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Bu ekranda gördüğünüz web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Race 8 de Altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Aynı şekilde Anthony Stable'ın yorumları da ekranda gördüğünüz gibi. Az önce de söylediğim gibi bugünkü videoyu affınıza sığınarak biraz kısa tutacağım. Direkt şablonu vereceğim. İlk ayak altılı gayen ilk ayağı 21.15'te başlıyor bir satış koşusuyla. 6 numaralı Montauk Summer muhtemelen favori çıkacak. 12 numaralı Unleveraged, 10 numaralı Reckless Split, 1 numaralı Dante's Fire, 2 numaralı Mystery Bank ve 3 numaralı Auburn Hills önerdiğim isimler arasında. İkinci koşuda 8 numaralı The Queen's Jewels, 6 numaralı Vineyard Sound, 7 numaralı Cowboy Karma ve 9 numaralı High Heater var. Üçüncü ayak bir maiden koşu, 7 numaralı Shinjuku büyük bir ihtimalle Manuel Franco ile start alıyor ve koşuda bu grupta öne çıkan isim ben burada 7 numaralı Shinjuku'yu tek olarak öneriyorum. Dördüncü ayakta 5 numaralı Herwold, 1 numaralı The Club, 12 numaralı Best Life'la ikili olan 1 numaralı The Club, 10 numaralı Consumer Spending, 9 numaralı Gumboat, 4 numaralı Empress Tigers ve 11 numaralı The Elite Train. Beşinci ayakta da 4 isme yer verdik. 1 numaralı Abiding Star, 9 numaralı Troubling Moon, 4 numaralı Attentive ve 3 numaralı Hieroglyphs. Son ayakta da ekürlerden Motivated Seller'la ekür olan 1 numaralı Secondary Market, 4 numaralı Finding Fame ve 6 numaralı Regal Retort koşuda öne çıkan isimler altılı ganyanın son ayağında. Videoyu biraz kısa tuttuğum için hepinizden özür diliyorum. Yarınki Saratoga yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum.